İbrahim Löw, Aziz Yıldırım'ın bir oyla başkan seçildiği kongre sonrasında göreve geldi. O dönem o da genç bir başkan, biz de genç muhabirlerdik. Bize dedi ki, öyle bir teknik direktör getiriyorum ki çok genç, çok hırslı, bambaşka bir takım yapacak demişti. Stuttgart'ı UEFA Kupası'nın finaline taşımıştı. Yayınla. Ve Fenerbahçe'nin başına geldi. İyi de transferler yapıldı. Baliç alındı. Murat Yakın alındı. Metin Diyadin geldi Fenerbahçe'ye. İyi bir takım kurgusu yarattılar ve iyi de futbol oynuyorlardı. Löw'le birlikte oynanan Avrupa Kupası maçları vardı. Gerçekten bir parma maçı vardı. Fenerbahçe elinden kaçırdı parmayı. Çok net defans hatalarından dolayı, o tecrübeyi yaşamış ya da o beceriye sahip olmayan oyuncularından dolayı orada kaybetti. Turu geçemedi. Fakat ligde iyi giderken Galatasaray'la mücadele ediyorlardı. Herkes tartıştı. Yani hakem hatalarının ya da hakem tercihlerinin çok Galatasaray lehinde olduğu bir süreçti. Fenerbahçe sağ dışında bunlarla çok baş edemedi. Ya da o yönde çok etkili olamadı. Bunda her şeyin nedeni olabilir. Yani Aziz Yıldırım yeni bir başkandı, Löw yeni bir genç bir teknik direktördü. Medya'yı da işin federasyon etabında doğru yönetemediler. Yayın Löw hem iyi bir antrenördü, yani saha çalışması olarak. Hem de taktik kurgu olarak çok öndeydi. Aziz Yıldırım'ın, o zamanlar için genç olan bir başkanın, benim için inandırıcı olmaktan çıktı yorumuyla Fenerbahçe'nin başından gitti. Sonra Almanya'nın başında neler yaptığı ortada.